Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi artık kesinleştiriyoruz. Size birkaç video öncesinde bunlarla ilgili bilgileri almaya çalıştım, belirtmiştim. Size o detaylı gecikme olup olmayacağı yönde bilgileri de aktarmıştık, gecikme olmayacağı yönde. Şimdi de tam tarihi sizinle açıklayacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeye devam ederseniz bizleri çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Sizler sayesinde biz de bu konuda motive oluyoruz. Bu motivasyonla birlikte güzel işler, güzel sohbetler karşımıza çıkmış oluyor. Güzel fırsatlar çıkmış oluyor. Biz de sizlerle bunları paylaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir gecikmenin olmayacağını ise daha önce aktarmıştım. Bildiğiniz üzere ÖSYM'de yaşanan bir çalkantılı dönem var. Hala devam ediyor. Şu an banka hesapları kontrol ediliyor. Şu an çalışmalarda biraz sekteye uğramalar var ama bu tercihlerde herhangi bir oynamaya sebep vermeyecek. Biz birkaç yıldır zaten bu tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi günüyle birlikte veriyoruz. Bu sefer şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Aldığım net bilgi 17 Ağustos. 17 Ağustos çarşamba günü sabah saatlerinde sonuçlar açıklanacağı yönünde. Ama bir öne gelme durum var. Fazla tercih yapılmasına mukabil belki beklenenin üzerinde bir okuma ya da onaylanma işlemlerinde yaşanabilecek birazcık daha hızlanmayla ve bu karışıklık ÖSYM'de olacak karışıklıktan dolayı birkaç edindiğim bilgide de 16 Ağustos Salı günü sabah için bilgi verildi. Ama daha çok 17 Ağustos, hani güvenilir kaynaklardan aldım 17 Ağustos için. Ama dediğim gibi bu dönem ekstrem oldu. Biz 2 senedir bununla ilgili özellikle tarihi belirtiyorduk ve tarihte açıklanıyordu. Herkese açıklandığında da videomuzun sonunda kazandıkları bölümleri ya da ek yerleştirme yapacakları arkadaşlarla sohbet ediyorduk yorumlarda. Bu sene arkadaşlar 17 Ağustos çarşamba günü olarak gözüküyor ama ÖSYM'de yaşanabilecek çalkantı için zaten önümüzdeki hafta kesin açıklanıyor diyebiliriz. Önümüzdeki hafta için 16-17 Ağustos diyelim tam tarih olarak, çünkü yaşanan bu dönem ekstrem durumlar var, ekstrem yaşanan problemler var. Ben 17 Ağustos'ta açıklanmış olacağını düşünüyorum. Artık siz de o tarihe göre, dediğim gibi zaten hep size söyledim, bu haftayı rahat geçirebilirsiniz. Ondan sonra önümüzdeki hafta sonuçları açıklanacak ve sonuçlar açıklandıktan sonra arkadaşlar YKS sonuçlarıyla birlikte bir programa yerleşen ve kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri de 22 ile 26 Ağustos arasında olacak arkadaşlar. Ve bununla birlikte bu hakkı kazanan arkadaşlar, adaylar için elektronik kayıt tarihi de 22 ile 24 Ağustos tarihlerinde gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Yani sonuçlar önümüzdeki hafta açıklanacak ve ondan sonraki hafta arkadaşlar hemen kayıt işlemleriniz gerçekleşecek ve biraz daha hızlı ilerlemek istiyorlar. Ek kontenjanlarla girecek arkadaşlar için. Çünkü biliyorsunuz yani daha öncelerde daha da sıkıntılıydı bu. Yani okulun 4. haftasında böyle ek yerleştirmeden gelen arkadaşlar vardı. Yarım dönem bitmiş, dönemin yarısı bitmiş. Arkadaş neredeyse bir hafta sonra vizeye girecek. Bu durumların artık önüne geçmek için sonuçlar da daha erkene çekilmeye çalışılacak. Daha erken açıklanmaya çalışılacak. 16 Ağustos'tan kastım bu yöndeydi. 16 Ağustos da olabilir, 17 Ağustos, ama en fazla aldığım teyitli bilgi 17 Ağustos arkadaşlar. Şimdiden herkes için güzel bir hayırlı olmasını diliyorum. Yorumlarda söylüyorsunuz siz de burayı tercih ettim, burası gelir mi diye. Mümkün olduğunca işlerin yolunda size de dönebildiğim kadar cevap vermeye çalışıyorum. Ama sınav tercih sonucu açıklandığı gün hepinizi kanalımıza bekliyoruz. Orada size hepinize zaten bir tebrikler, hepinize bir geçmiş olsun dilekleriyle sonuçları alacağız. Ve yorumlar kısmında kimlerin nereleri kazandığını mutlaka yorumlarda bekliyoruz. Şimdiden sizler kadar heyecanlıyım arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi arkadaşlar ihmal etmeyin. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Bu haftayı dinlenerek için önümüzdeki hafta heyecan dorukta görüşmek üzere. Bay bay.